Parkın içerisinde sözlü tacize uğradım. Dile alınmayacak laflar söyledi sapık. Orada kendimi kaybettim ve defalarca bağırdım çağırdım. Kendim de değildim o an. Bağırmaya başladıktan sonra kendi kaçtı. Bir an önce bu sapığın yakalanmasını istiyorum ve sizin de yardımınızı istiyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraşlı evli bir kadına cinsel tacizde bulunuldu. Cinsel tacizi yapan kişi yakalandı. Adliyeye sevk edildi. Adliyeden ise sana şu ceza çıktı. 1500 lira para cezası. Bu yetmedi. 1500 lira para cezasını 10 taksitte ödeme imkanı sunuldu sana. Dahası da var. Bunun da üzerine sana isterse temize gidebilme imkanı da sunuldu. Peki kadınlar ne yapacak? Ya 1500 lira sizce yeterli mi? Halkımıza bunları soracağız. Bu konu hakkında neler düşünüyorlar? Soracağız. Bakalım cevaplar neler olacak? Cinsel taciz gerçekten Türkiye'de ve dünyada olarak çok büyük bir problem. Yani hiç istemediğimiz bir şey. Ya dünya çapında düşünüyor ve kendi ailemizden baktığımızda da yani kadınlara yapılan en büyük bir haksızlık olarak düşünüyorum. Yani bir bay olarak bu konuda tamamen kadına yani özgürlük olarak ben arkasındayım. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. Sizin dediğiniz üzerine bu hatta konu hakkında da sonuna kadar da gidilmesini isterim. Hapis cezasının da en ağır suçlarla olarak da verilmesini isterdim yani şahsen. Adaletin, hükümetin, devletin ayıbı bir kere. Bir hayvanlara şiddet, bir de kadına, bir de çocuğa şiddet. Erkek erkeği öldürsün hiç sorun değil. Ama hiçbir şekilde doğru değil tabii ki. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Sadece insanlar, hepimiz, ben de dahi şu anda konuşuyoruz. Başka da hiçbir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Ne yapabilirim? Ben şurada bağırsam, protesto yapsam kim katılır? Hiç kimse. Öyle yapacak bir şey yok yani. Benim yapabilirim. Devlet yapmıyorsa vatandaş ne yapabilir? O kadar. İdam, taciz, hayvanın, insanın, kadınların daha doğrusu kurtarılması için tek çare idam. Tecavüzcülere, tacizlere idam. Sonuna kadar idamcıyım. Temize gittim 10 senede gelmez zaten. 10 sene sürer temize giden. Türkiye'de adalet yok ki. İstinafta şu anda benim bir davam var, dosyam var. Onaylanmış dosyam. 2 sene oldu. 2018'de gönderdim. 2016'da mahkemeyi açtım. Tamam, 2018'de davayı kazandım, gönderdim. 2020 oldu, daha 2 sene bekleyeceksin diye istinaf. Niye diyorum? Bakanlığı aradım. Geçen Adalet Bakan Yardımcısıyla görüştüm telefonda. İlgilendik diyor, gittik baktık diyor, soruşturduk diyor. Daha diyor 2018'in sonlarının dosyalarına bakıyoruz diyor. Ne biçim bir adalet, ne biçim bir şey anlamadım, çözemedim yani. Yani Türkiye'de hiçbir şekilde bir adalet arama yok. Adalet geç. Kadına yapılan cinsel taciz? Kadına yapılan zaten aciz insanlara karşı güç de her zaman bir şekilde üstünlük sağlıyor. Yani bu yanlış bir şey. Yani bir kadın bir çaredir, yani acizdir. Yani Allah katında da, Cenab-ı Allah da ayet-i kerimesinde buyuruyor zaten. Kadına eksik yaratılmıştır. Yani bu şekilde o kadının zaafından yararlanmak zaten o erkeğe karşı da ben bir erkek demem. Yani ben o erkeğe karşı da bir erkek demem. Hiçbir şekilde tasdip ve şey yapmıyorum, onaylamıyorum. Yani böyle bir şeyi hiçbir şekilde onaylamıyorum. Hiçbir şekilde. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten gerekli cezalar, gerekli cezai kaideler gerekli bir şekilde alınmış olsa adalet olur. Adalet olsa zaten kimse yani yerden yere vurulmaz. Her şekilde herkes hayatını sürer. Ahirette de bunun şeyini verir, hesabını verir. Ne olacaksa olur. Zaten iş çok derin yani. Konu çok derin. Böyle bir şey olması adaletsizlik gibi bir şey yani. Sonuçta cinsel taciz hiçbir şey yani, bunun yanına adaletsizlik yani böyle şeyler. Bence direkt yargılanmalı. Onu da yanlış öyle. Vallahi bilmiyorum, milletin hayatı şeyde. Fazla da konuşmasını bilmeyeyim, kurban olam. Estağfurullah. Tabii tabii karşıyık. Bir can güvenliğimiz yok. Karşıyık tabii. Ben sana bir şey diyeyim mi güzel kardeşim? Kısasta hayat vardır. Kısasta hayat vardır, onu söyleyeyim. Ama şu da bir gerçek. Çağımızda kadının beyanı esastır sözü var ya. O da çoğu kadın için gerekli, çoğu kadın için gereksiz. Ya nasıl gereksiz? Bunu farklı şekilde kullananlar da var. Bu da bir kanunun boşluğudur yani. Biz İtalya'dan ceza kanunu nereden geldi bize? İtalya mıydı? İtalya olması lazım. Biz
İslam'ın şartına göre yaşarsak, kısas sadece taciz değil, cinayet her türlü de idam gelirse, o adam öleceğini, öldüreceği adamdan sonra ceza yatacağını biliyor. Doğru mu? Öleceğini bilirse yapar mı? Yapamaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya tabii ki de devletimizin adaletini yargılamak bize düşmez ama bir yerde de adalette de bazı sıkıntılar var. Yok değil. Bu da benim de başıma geldi birkaç yerde. Yine bu konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Bu şeye girer hani. Bunlar nasıl biter? Gelecek nesil yetiştirirsek biter ancak. Yetişen çocukları, kendi çocuklarımız olsun, çevremizdeki küçük çocukları olsun, onları güzel yetiştirerek bitirebiliriz ancak bu saatten sonra. Gelecek nesil artık buna farklı bir açıdan bakıyor çünkü. Yani benim gözümde sadece bunu biz gelecek nesli güzel yetiştirirsek biter diye düşünüyorum.